Muhammed bin Sirin'den وعن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Müslüm mukaddimesinde var. İbn Sirin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki إن هذا العلم دين, bu ilim dindir. Yani bunu rivayetle alakalı söylemiş, isnatla alakalı söylemiş. Onun zamanına gelene kadar sahabe radıyallahu anhum devrinin bidayetinde biri hadis okurdu. Ama sonraları zındıklar İslam ümmetinin içine girmeye başlayınca senet uyduruyorlar. Sonra sözü Efendimiz Aleyhisselam'a isnat ediyorlar. Bu hal zahir olunca herkesten senet sordular. Bu oraya işaret ediyor. İnne hâdel ilme dinim, bu ilim, buradaki el niçin? Ahd içindir. Yani bildiğiniz ilim, şeriat ilmi, hadis ilmi, bu dindir. Ya da aslında diğer bütün ilimler de dindir. Yani Allah Teala diğer bütün ilimleri okumayı emrediyor. İlk gelen ayet-i kerime İkra bismi rabbikellezî halak, oku. Peki mef'ulü nerede? Yok, mahzuf. Yani bismi rabbikellezî halak, ba taalluku belli, mutaallakı belli ama mef'ul mahzuf. Mef'ul hasfedildiği zaman umum ifade eder. O halde her şeyi oku. Dünyayı imar edecek, ahireti ihya edecek. Ne kadar ilim varsa onlardan ey müminler, Müslümanlar nasibinizi alın. Yani fizik de ilim, kimya da ilim. Bütün bunlar ilim. Eğer ilim olmazsa, ilimle alakası olmazsa insanlar giderler. Allah yoksa, iman yoksa, ahiret yoksa, siz hendesinin içine bu imanı koymazsanız oradan atom bombaları icat ederler, imal ederler, yüz binlerin ölümüne sebep olurlar, şehirleri ortadan kaldırırlar. O halde hendesinin öncesinde de ilim vardır, iman vardır. Dolayısıyla ilim dendiğinde elbette fıkıh, tefsir, hadis bunun içindedir. Ama matematik vesaire ilimler de bunun içindedir. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ, İnsan neden yaratıldığına baksın buyuruyor. Yani ne yapsın? Laboratuvarlar kursun, tıp fakülteleri açsın. Oralarda insan yaratılmasıyla alakalı ilim dalları geliştirsin. Bunun üzerine ilmi, bilimsel araştırmalar yapsın demek oraya davet ediyor. İnne hâdel ilme dînin, fenzuru, bakın. Ammen te'hudûne dînekûm, dininizi kimden alıyorsunuz? Yani matematik, fizik başka adamlardan alınabilir ama öncesinde mühendis bir akide okuduysa, hukukullahı, Allah'ın hakkını, hukukul ibadı, kulların haklarını biliyorsa o zaman Londra'da, New York'ta okuyabilir, hendesede, tıpta okuyabilir. Peki neden hukukul ibadı bilecek? Eğer hukuku ibadı bilmeden okursa atom bombası yapabilir. Eğer hukukul ibadı kulların hakkını bilmeden, Allah'ın hakkını bilmeden okur, yani kafirden o ilmi alırsa o zaman kasap gibi insanları doğrayabilir. Karşıda bir insan var. İhanet ederse onun ahirette hesabını verecek. Peki, yani demek ki akide var, sonrasında diğer ilimler gayrimüslimlerden alınabilir. Fakat fıkıh, tefsir, hadis, kelam, bunlar kafir birinden öğrenilmez. Hatta bir eser yazıyor, kim olduğunu bilmiyorsanız alim, Müslümanlar arasında dolaşıyor. Bu adamın kitabı alınır okunur mu, okunmaz. Bakın Seyri Alam-ı Nübelâ'ya, bir alimden bahsediyorsa onun hocaları kimler, onları veriyor. Sonra talebelerini, yani araştırın diyor. Hocaları şunlar şunlar, talebeleri de bunlar. O toplumda, o cemiyet içinde yaşadı mı? Bu adam hakikaten Müslüman, İslam alimi mi? Yoksa başına sarık saran, Müslümanlar arasına giren, onların dinini ihvaya, bozmaya, tamir adına tahribe memur olan bir adam mıdır, zındık mıdır? Şimdi bir sürü böyle adam var. Duatun ila ebuvâbi cehennem, cehennemin kapısına çağıran adamlar var. Dili
sizin dilinizden, kıyafeti sizin gibi giyiyor, aynı lisanı kullanıyor, derisi sizin derinizden buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu adamlar cehenneme çağıracaklar, cehenneme davet edecekler. Onun için kimden ilim aldığınıza bakın, nesebine bakın. Kimlerden okumuş, nereden geliyor? Yani soydan, nesepten ziyade ilimde, fikirde, akidede nesebi nedir bu adamın? Fanzuru ammen ta'khuzune dinekum. Dininizi kimden alıyorsunuz? Müslüman birisi gider Kur'an Müslümanı diye oturur birisinin ders halkasına, sonra oradan sahabe düşmanı, ulema düşmanı, muhaddis düşmanı, hatta Peygamber aleyhissalatü vesselama düşman olarak ayrılabilir. Adam bir kitap yazar, bir tane yanlış cümle yazacaktır 100 cümlenin arasına. 99 tane doğru cümle terkip eder, telif eder. Araya bir tane yanlış cümle koyar. Sen okursun. O bir tane arada kaynar. Zihin onu alır. Onun üzerine bir hayat kurgular. Sonra bütünüyle imandan, İslam'dan uzaklaştığını o adamın görürsünüz. Yazdıklarının hepsi yanlış değil o adamların. Öyle yazsalar insanlar okumazlar. Oryantalistlerin kitapları mı çok okunuyor, yoksa yerli oryantalistlerin mi? Yerli oryantalistlerin kitapları daha çok okunuyor. Neden? Çünkü okur onu kendinden zannediyor. Onu ihya edecek, inşa edecek, tenvir edecek, ona niyet ediyor. O da 99 tane doğru cümle, araya bir tane yanlış cümle. Sen de diyorsun ki ne olur bir tane. İşte o bir tane 100 okurdan 10 tanesini ifsad ediyorsa onları alıyor. İlâ cehenneme zumara. Oraya gidiyorlar.